Doğru Tercih başlıyor, hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. New York'a John Kennedy Havaalanı'na indik. Long Island Yarımadası'na doğru yola koyuluyoruz. New York City'ye 1 saat 15 dakika, taş çatlasın 1,5 saatlik bir mesafeye gidiyoruz. Ve Amerika'nın yine en iyi kolejlerinden, okullarından bir tanesine, The Stony Brook School'a gidiyoruz. Okulun kuruluş tarihi 1922. 2012'de 90. yılını kutlayacak, şimdiden kutlamalara başlıyor. Bu okulun birçok özelliği var bizler için. Hayret ettim ben de, 4 tane Türk öğrenci var bu okulda. Genellikle Amerika'daki bu okullarda, kolejlerde Türk öğrenci sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Nedense. İşte onu tartışıyoruz, onunla ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu okulda 4 tane Türk öğrencimiz var. Biraz sonra bunlarla ilgili röportajları da yayınlayacağız size. Bu okulun özelliklerini size yakından tanıtmaya çalışacağız. Kiminle birlikte bu bilgileri vereceğiz sizlere? ISE World'ün Türkiye kurucusu Sayın Göker Karşık'la birlikte bu okulla ilgili bilgileri sizlere vereceğiz. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bu okulun bayrağına baktığımızda çok güzel bir slogan var, ifade var. Karakter kariyerden önce gelir diyor. Kesinlikle. Değil mi? Çok güzel bir slogan. Çok güzel. Hı-hı. Stony Brook aslında New York'un köklü okullarından bir tanesi. Hı hı. Okulun en büyük özelliği hemen okyanusun kıyısında olması, hı hı, ve New York'un seçkin ailelerin gittiği bir okul. 90 yıllık çok köklü bir okul. Hı hı. Bu okulda Türkiye ile ilgili ayrıca bir detay var. Hı hı. Daha önce Robert Kolej'de çalışmış bir Türk öğretmen. Evet. Bu okulda da çalışıyor ve bizim şu anda orada okuyan 4 kız öğrencimize de çok büyük destek oluyor. Hı hı. Peki bu 4 Türk öğrenci, hepsi birden orada toplanmışlar. Niye o okulu seçmişler? Gerçi kendileri de anlatacaklar ama bir de sizden dinleyelim. Bu okula hani nasıl gidilir? Özellikleri nedir? Hani buradan bir sınava mı girmeleri gerekiyor? Bir mülakat mı yapılıyor? Hani sizin aracılığınızla mı gidiyor? Nedir buradaki prosedür? Burada önemli olan şey öğrencinin İngilizce seviyesinin belirlenmesi. Biz velilerle birlikte birçok toplantı yapıyoruz. Bu toplantılarda öğrenci nasıl bir okula gitmeli, hangi ülkeye gitmeli ve hangi yıl gitmeli ve nasıl bir program işlemeli, ona bakıyoruz. Ondan sonra öğrenciler İngilizce sınavlarına giriyorlar bizim nezaretimizde. Ardından bir İngilizce mülakata giriyorlar. Velileriyle bir iki daha toplanıyoruz. Daha sonra bir okullara başvuru yapıyoruz. Bu okullar başvurularının sonuçlarını bize gönderiyorlar. Bu başvuruların sonuçlarını velilerle değerlendirdikten sonra okullara artık kesin başvurumuzu yapmış oluyoruz. Şimdi baktığımızda bu okullar burs konusunda da oldukça cömert davranıyorlar. Doğru. Mesela bu okulun %33'ü belki %33 tüm burslu değildir. Genel bir dağılım söz konusudur ama %33 oranında burs veriyorlar. Mesela bu bursu verirken öğrencinin sportif başarısına mı bakıyor, ders notlarına mı bakıyor, hani kendine güvenine mi bakıyor, nedir buradaki şey? Aslında buna Amerika'da holistik bakış açısı diyorlar. Overall, yani hepsine bakıyorlar. Biz burada Türk öğrencilerin en iyi özelliklerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimize soruyoruz, akademik alanda nelerde başarılısınız? Bir sanat alanında veya sporda bir başarınız var mı? Okula önce bunları sunuyoruz. Okul öğrencinin bu özelliklerini gördükten sonra öğrenciyi alma konusunda çok iştahlanıyor ve öğrenci çeşitli burslar önerebiliyor. Hı hı. Şimdi okulun özelliklerine baktığımızda 13-15 kişilik öğrenci topluluğu var sınıflarda. 15 kişiyi geçmiyor sınıflar. Bu tabii ki akademik şeyde son derece önemli bir unsur. Kesinlikle Stony Brook'un en büyük özelliklerinden bir tanesi New York'taki üniversitelerle çok yakın çalışması var. Hı hı. Bu okulda son sınıfta aldığınız dersler New York'un birçok üniversitesinde geçerli. Siz üniversiteye gittiğiniz zaman eğer New York eyaletinde ilk yılınızı hemen hemen atlamış oluyorsunuz. 17 tane AP adı verilen ders var. Bu dersleri alırsanız Amerika'nın diğer üniversitelerinde bu dersleri almadan direkt başlayabiliyorsunuz. Bu size ne sağlıyor? Bir dönem ya da bir yıl bir üst sınıfa geçme hakkı sağlıyor. O derslerin ücretlerini ödemiyorsunuz. Böylece okulu daha erken, daha uygun fiyatlara bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi öğretmenlerin standartları çok yüksek. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla 48 tane öğretmene sahip bu okul. Bunlardan 39'u master derecesine sahip. 2 tanesi de doktora derecesine sahip. Bunlara çok büyük önem veriyorlar. Okulun en büyük özelliklerinden bir tanesi, daha doğrusu bu tür köklü okulların en büyük özelliklerinden bir tanesi aldıkları öğretmenlerinin çok deneyimli olması gerektiği. Yani öğretmenler eğer bir master derecesine sahip değillerse ve daha dışarıda bir 10 yıllık iş tecrübesine sahip değillerse Stony Brook'ta çalışamazlar. Peki şimdi hani bildiğimiz kadarıyla Amerika'da 3000-4000 dolayında üniversite var. Kolej olarak ya da okul olarak bu şekilde kaç bin okul var ve biz bunlardan hangi birini seçmeliyiz? Hani sizin buradaki yönlendirmeniz nasıl oluyor? Yani ISE World'e geldiğimiz zaman siz bizim kişilik özelliklerimize, belki maddi olanaklarımıza, belki daha sonra ne yapmak istediğimize, buradaki süreç nasıl işliyor? Bizim ilk önce şunu söylemek lazım. Bu okullardan Amerika'da çok fazla yok. Amerika çok büyük bir ülke. Fakat bu okullardan Amerika'da toplam 300 tane var. Bu okullardan derken bu kalitedeki okullardan. Kesinlikle. Bu kalitedeki okullar. En yüksek kalite. Evet. Bu okulların çok yüksek akademik standartı var. Bu okullara girmek çok zor. İyi bir hazırlık gerekiyor. Burada önemli olan şey şu. Bizim öğrenciye sorduğumuz. Siz nerede üniversite okumak istiyorsunuz? Eğer öğrenci Amerika'da üniversite okumak istiyorsa bu okullardan birisine yönlendiriyoruz kendisini. Ve daha sonra soruyoruz. Peki nasıl bir meslek istiyorsunuz? Bu okullardan bazı meslekler konusunda çok üstün. Örneğin sanat ve spor alanında Stony Brook çok üstün bir okul. Akademik olarak da New York'taki okullarla işletme alanında çeşitli anlaşmaları var. Oradaki profesörler gelip okulda ders verebiliyorlar. Dolayısıyla burada da çok iyiler. Bakalım yöneticilere, The Stony Brook okulunun yöneticileri neler söyleyecekler? Okul müdürü okul hakkında bazı bilgiler verecek. Sonra kayıt ofisi direktörü bize kayıtla ilgili bilgileri verecek. Ve bakalım Türk öğrencilerimiz neler söyleyecekler bu okulla ilgili, hep birlikte izliyoruz. Nazım Deniz Meray, Ted İstanbul Koleji'nden geliyorum. Bu Stony Brook School'da ilk yıl. Ben Nazlı Sümer, Ted İstanbul Koleji'nden geliyorum. Bu benim Stony Brook'ta ilk senem. Bu Türk öğrenciler New York'un en iyi liselerinden birinde okuyor. Bu tür başarılı okullarda Türk öğrenciler için birçok fırsat var. Stony Brook Lisesi Amerika'nın New York eyaletine yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta Long Island bölgesinde kurulu bir okul. 20 farklı ülkeden yaklaşık olarak 350 öğrencinin eğitim gördüğü lisede yoğun bir akademik programın yanı sıra öğrencilerin gelişimi için sanat, tiyatro ve atletizme ağırlık veriliyor. Okulumuzun çok kuvvetli bir akademik programı var. Geçen yıl verdiğimiz mezunlarımızdan bazıları Harvard, Princeton gibi çok iyi üniversitelere kabul edildi. Tabii güçlü bir akademik programın yanı sıra sanat, tiyatro ve atletizm işbirliğinde bir eğitim veriyoruz. Özellikle atletizm programlarımızdan bahsetmek gerekirse çok sayıda şampiyonluk kazanmış bir okuluz. Örneğin geçtiğimiz yıllarda New York eyaletinde düzenlenen futbol müsabakasında şampiyonluk kazandık. Aynı zamanda çok kuvvetli yelken programlarımız da var. Lise eğitimine burada devam eden Türk öğrencilerin buraya gelmelerindeki nedenlerin başında İngilizceyi mükemmel konuşabilmek, spor olanakları ve yeni bir kültür tanımak var. Amerika'yı tercih etmemin sebebi derslerin daha iyi olması, sınıflarda daha az kişi olması, ayrıca buradaki spor aktivitelerinin daha fazla olması. Okulumda diğer şey eğitimin iyi olması. Türkiye'ye karşılaştırırsak çok daha yüksek kaliteli bir eğitim aldığını düşünüyorum. Üniversite için daha çok değerli olacağını düşünüyorum. İlk neden İngilizceydi. İngilizcemi daha iyi yapmak için. Çünkü Fransa'dan geldiğim için İngilizcem o kadar iyi değildi. İkinci neden yeni bir deneyim olsun diye. Farklı kültürleri tanımak için. Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi The Stony Brook'un özellikleri, 22 farklı ülkeden öğrenci toplamış. 22 farklı ülkeden öğrencisi var. Öğrenci ile öğretmen arasındaki oran, yani öğrenci sayısıyla öğretmen arasındaki oran bir öğretmene 8 tane öğrenci düşüyor. Oldukça geniş bir aktivite yelpazesine sahip okul ve bu 90 yıllık okulun sadece 319 tane öğrencisi var. Evet. Çok az öğrenci var ama çok emek var. Kesinlikle. Öğrenciler. Ancak bu şekilde siz zaten köklü bir okul olabiliyorsunuz. Yani 10.000 tane öğrencinizin olması ve işte onları 30 kişilik sınıflarda okutmanız size bir kalite sağlamıyor. Stony Brook her zaman kaliteyi ön planda tuttuğu için de bu öğretmen-öğrenci rasyosu çok önemli onlar için. Bu arada Stony Brook'la ilgili aklıma gelmişken çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Stony Brook yatılı bir okul, aynı zamanda gündüzlü bir okul. Yani New York'un seçkin aileleri öğrencilerini orada hem gündüzlü hem yatılı olarak okutturabiliyorlar. Karma eğitim mi yapıyorlar? Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. çıkarma eğitimi yapıyorlar. Ama gündüz öğrenciler de genellikle çok fazla hani çok yakınsa gidiyorlar. Ama yakın değilse hani okulda kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü sosyal aktiviteler çok fazla olduğu için hani o zenginliği bırakmak istemiyorlar herhalde. Kesinlikle. Yani mesela ben birçok veliyle karşılaştım Stony Brook'ta. Veli Manhattan'da oturuyor, çocuğunu Stony Brook'a göndermiş ve yatılı olmasını istiyorlar. Öğrenci de yatılı olmak istiyor. Çünkü ilk yıl gündüzlü gitmiş ama ikinci yıl yatılıya dönmüş. Çünkü akşam öğretmenlerle birebir destek alabiliyor. Birçok okulda aktivite var. Hafta sonunda arkadaşlarıyla birlikte olabiliyor. İstediği zaman da aslında ailesine geri dönebiliyor veya ailesi onu görebiliyor. Dolayısıyla da birçok aile var bu şekilde. Şu var, yani Amerika'daki bu okullarda genel eğilim saat 3 gibi, 3'ü 20 geçe gibi, 3.30 gibi dersler bitiyor. Evet. Ondan sonra da hayat dersleri başlıyor. Kesinlikle. Sanattır, spordur, kültürdür, değil mi? Bu etkinliklere çok büyük önem veriyorlar. Kesinlikle. Dersler bittikten sonra öğrenci mutlaka bir sanat ya da bir spor aktivitesine bulunmak zorunda. O yüzden öğrenci buradan giderken, örneğin teniste çok başarılıysa, mesela Stony Brook'un çok iyi bir kürek takımı var. Çünkü hemen okyanusun kıyısında Stony Brook. Çok iyi bir basketbol takımı var, cross country takımı var. Bunlardan birine başvurabiliyor. Eğer sanat konusunda çok başarılıysa, görsel sanatlarda okulun çok iyi bir atölyesi var. Burada çalışmalar yapabiliyor. Peki şu var, yani siz oradaki okulları çok iyi tanıyorsunuz. Yıllardır da o okullara öğrenciler gönderiyorsunuz. Evet. Neleri farklı? Neyi farklı yapıyorlar? Yani hocam şuna dikkat ediyorlar. Şundan dolayı da mesela The Stony Brook şu özelliklerinden dolayı çok iyi. Buna çok önem veriyor. Nedir bu? Yani biz onu yapamaz mıyız? O neyi farklı yapıyor da The Stony Brook olmuş? Bir kere şunu söylemek lazım. Bu okullardaki öğretmenlere baktığınız zaman bir öğretmen orada 15 yıldır, belki 25 yıldır çalışıyor. Dolayısıyla sürekli bir öğretmen değişimi yok. Gelen öğretmen okulun felsefesini benimsemiş ve okulda öğrenciler onu verebiliyor. Ama gelen öğretmen de bayılmıyor. Gelen öğretmen sürekli kendisini yeniliyor. Kesinlikle öyle. Çünkü Stony Brook'un bir avantajı da üniversitelere çok yakın olması. Hemen yanları başlarında bir tane daha New York Üniversitesi var. Öğretmenler gidip oradan da destek alabiliyorlarsa çok onlar için çok anlamlı oluyor. Bir de şu var, buraya gelen öğrencileri seçiyorlar. Yani sadece akademik başarılı öğrenci değil, bunun yanında okullarına bir şey getirebilecek öğrenci istiyorlar. Bu da çok önemli. Bizim Türk öğrencilerimiz çok başarılılar, okullarına birçok şey getirebilirler Stony Brook'un. Ama bizim onlarla birebir görüşmemizde bizim bunları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bizim öğrencilerde şöyle bir özellik vardır. İyi ders çalışırlar. İyi sınavlara hazırlanırlar. Onun haricinde de hani onunla birlikte başka bir şeyi yapmaya çok şey yapmazlar. Düşünmezler. Bizimkiler de o havaya giriyorlar mı peki oraya gittiklerinde? Bizim Türk öğrenciler müthiş. Yani okula çok şey kattılar. Okulda Türkiye ile ilgili günler yaptılar. Tiyatroda özellikle Türkiye ile ilgili birçok çalışma yaptılar. Ve okulun havasını değiştirdiler. Bizim öğrencilerimiz buradaki eğitim sisteminde önlerinde bir hedef olmadığı için, halbuki orada hedeflendirildikleri için çok başarılı oluyorlar. Yani 4 kız öğrencimiz Stony Brook'la ilgili hemen temasa geçip onlarla konuşabilirler öğrencilerimiz veya bize ulaşıp bu öğrencilerin ve ailelerin bilgilerini velilerimize verebiliriz. Göreceksiniz öğrenciler oraya gittiklerinde daha mutlular ve gelecekle ilgili de daha güvenliler. Peki şimdi ben veli olarak veya öğrenci olarak internette araştırdım. Evet. Tesadüfen diyelim veya bilerek Stony Brook'u buldum. Kendim başvurabilirim oraya. Kendim başvurursam ne olur? Sizin vasıtanızla başvurursam ne olur? Bu güzel bir soru. Kendiniz başvurursanız bunu yapma ihtimaliniz aslında çok zor. Yani okul sizden ilk önce bir akademik mülakat istiyor. Sizi arıyor, Skype üzerinden size görüşme yapıyor. Siz bu görüşmeye hazırlanmalısınız. Globalis, yani Amerika'da birlikte çalıştığımız kurum, Amerika'dan sizi arıyor, bu mülakata hazırlıyor. Yani sizin çocuğunuz bu mülakat öncesinde en az 3-4 defa Amerika'daki biriyle görüşüp mülakata hazırlanıyor. Artı sizin en iyi özelliklerinizi ortaya çıkarmanız lazım. Onlara vurgulamanız kesinlikle lazım. Çok önemli. Bu prosesi hani öğrenmesi bir insanın bir 6 ay sürer. Ama 6 ay sonra bu okulda yer kalmaz. Peki Türk veliler öğrencilerin hani bu çok alışılan bir şey değil. Hani bu yaştayken koleje Amerika'ya göndermek. Genellikle hani lisansta, yüksek lisansta, doktora da göndeririz veya gidilir. Niye gönderilmiyor? Yani maddiyat mıdır? Bilmemek midir? Cesaret edememek midir? Ne bileyim, gerek yok canım sonra gitsin midir? Benim gördüğüm kadarıyla Türk anne ve babaları, Türk anneleri oğullarını Türk babaları kızlarını çok tutuyorlar ve onları bırakmak istemiyorlar. Halbuki burada öğrenciye sorduğunuz zaman, öğrenciye bu fırsatı verdiğiniz zaman öğrenci kesinlikle gitmek istiyor. Eğer gitmek istiyorsa onu oraya göndermek lazım. Hayatta bu deneyimi yaşaması lazım. Ve göreceksiniz, çocuklarınızı bu tür okullara emanet ettiğiniz zaman onlar, onların üniversite hayatlarını, üniversite sonrası hayatlarını da planlıyorlar. Burası çok önemli. Yani bu eğitimi aldığı zaman üniversite hayatı da öne açılmış oluyor. Ondan sonraki yüksek lisans, doktora da, ondan sonraki belki de iş hayatı da, değil mi? Beraberine geliyor, onlar da açılıyorlar. Burası çok önemli. Yani burada en önemli şey şu. Türkiye'de öğrencinin bir rol modeli yok. Yani ben kimin gibi olmak istiyorum? Evde annem var, babam var ama kimin gibi olmak istiyorum? Halbuki bütün okullarda öğrencinin önüne rol modeller koyuyorlar. Siz gelecekte ne olmak istediğinizi biliyorsunuz. Bir hedefiniz var. Onun üzerine çalışıyorsunuz. Size ilk şu soruyu soruyorlar. Nasıl bir iş yapmak istiyorsun? Peki bu işi neden yapmak istiyorsun? O zaman diyorlar gel seni bu mesleğin yapıldığı yerlere götürelim. Doktor mu olmak istiyorsun? Gidelim bir doktorla konuşalım. Mühendis mi? Ne çeşit bir mühendislik? Onu da konuşalım diyorlar. Öğrenci hedeflendiği zaman ve yapmak istediği şeyleri gördüğü zaman ondan sonra o hedefe doğru koşuyor. Burada çok önemli olan bir şey daha var. Bu tür okullarda biz de öğrencilerimize buradan destek oluyoruz. Onu da söylemek lazım. Gitmek istedikleri üniversiteyi o yıllar içinde belirledikleri için adım adım o üniversiteye gidiyorlar. Ve Stony Brook'un üniversite kabul başarısı herhalde 99 yıldır %100. Yani bu okullara gittiğiniz zaman üniversitede ilk birinci tercihiniz veya ikinci tercihiniz, hatta hangi üniversiteyi istiyorsan adını da koyabilirsin, söyleyebilirsin. Evet. Peki hemen aklımıza şey geliyor, yani bu tür okullara gidenler hep Harvard'ı, Yale'i, MIT'yi, Oxford'u bunları mı tercih ederler? Yoksa hiç aklımıza gelmedik üniversiteler ya da o üniversiteden bölümlerini de tercih ediyorlar. Aslında Amerika'nın çok üniversiteleri var. Biz Türkiye'de isimlerini bilmiyoruz. Bir tek ismini bildiğimiz Harvard, Yale var. Evet. Öğrencilerin büyük bir seçme şansı oluyor. Yani siz Stony Brook öğrencisiyseniz Amerika'nın en iyi üniversitelerin kapıları sizlere açık. Bu üniversitelere de çok rahat girebilirsiniz. Ondan sonra bu seçme şansınız olduktan sonra bir dakika diyorsunuz ya ben Harvard, Yale'e niye gideyim? Bu bir etiket ama daha iyi üniversiteler de var. Yani bunları seçme şansınız olunca o zaman bir farklı düşünüyorsunuz. Hatta bu okullar listelerini yayınlıyorlar. Şu öğrencilerimiz bu okullara gitti. Diyelim ki Oxford'a 50 tane öğrenci kabul olmuş. 47 tanesi kayıt olmuş. 3 tanesi gitmemiş. Seçmemiş, tercih etmemiş, başka yere gitmiş. Tabii ki The Stony Brook 90 yıllık okul bu kadar anlatılmaz dahası var. Dahası nerede? www.iseworld.org adresinden daha detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Tekrar birlikte olmak ümidiyle sen kalın efendim.